Ben buna yani nasıl bir cevap verebilirim ki? Nasıl bir cevap verebilirim? Yani gidersin, vizesiz yerlere gideceksin tabii ki. Bir aylığına falan gidebilir ya da bir, hadi 2 aylığına gidebilirsin hadi. 2 aylığına gidersin. Hatta 3 aylığına kadar da gidebilirsin. 200 liraya da bir yerler bulabilirsin. Bir Airbnb'ymiş, birinin eviymiş. Ama merkezine uzak olur falan. Bu arada oranın dilini öğrenebilirsin belki falan. Birazcık hani bir dil kursuna falan yazılabilirsin. Ya da 5.000 liraya bir de 5.000 lira bir kredi çekersen senin için daha iyi olur ama bu para düşük bir para. Ve bu parayı çok iyi kullanman gerekiyor. Ve kredi çekebilirsin 5.000 lirada. Belki biraz daha rahat edeceksindir. O da 1.500 liraya falan tekabül etse. 3 ay falan kalabilirsin o 1.500 lirayla. Hadi belki 4 ayda kalabilirsin. Belki 5-6 ayda kalabilirsin yani. O senin gideceğin ülkeye bağlı. Yaşın da 22. Vallahi bilmiyorum be abicim be. Çok zor bir soru bu ya. Siz ne diyorsunuz mesela bu sorunun cevabına? Şimdi ben binlerce şey düşünüyorum şu an. Ya bu öyle bir açık uçlu bir soru ki bu soruya cevap veremiyorum. Yani şimdi ben sana desem ki 768 euro ile Almanya'ya git. Almanya'da ev kiraları 500 euro. Şak bitti, bir ay kalabilirsin en fazla. Cebine kalıyor 250 euro. Ne yapacaksın? Zaten otobüs bir parası alsan aylık ediyor 60-70 euro. Cebine kaldı 150 euro para. Zaten bir gün bir öğlen yemeği yemek istesen, bir sandviç, her gün sandviç yesen o da öyle biter. Geri döneceğim, bunun uçak bileti falan herhalde onları katmıyoruz zaten. Yani pek bir şey yapamazsın abicim sen. Sadece şöyle bir Avrupa'yı yaşarsın. Avrupa'yı görürsün. Bir ay kalırsın, Avrupa'yı görürsün abi. Avrupa'nın oranın iklimini görürsün, insanlarını görürsün, Efes davranışlarını Kabartit görürsün. izler misin? Ne bileyim böyle sosyokültürel, demagojik, ne bileyim metabolojik ve dandikolojik ve seksolojik durumlarını görürsün. Barlarını görürsün, bilmem çevreyi görürsün, çevre düzenlemesi. Ne bileyim belki ilgini çeken birkaç yer vardır, oralara bir gidersin, gelirsin. Para zaten biter, Türkiye'ye dönersin. Yani artık maalesef paramız o kadar değersiz ki. Sen anasını satayım, Türkiye'de 750 bin TL'lik evin orada 110 bin euro, 115 bin euro para ediyor. Yani 750 bin TL kaç euro? 115 bin euro bile etmiyor. Macaristan'da mesela Türkiye'de 750 binlik evini satıp 750 bin lirayla yurt dışına çıkıyorsun. 115 bin euro para. Yaz. Budapest flat. Flight değil, geri zekalı. Flat. Budapest flat. Lan böyle de ne zormuş klavye buramda ya. Budapest'te Airbnb evleri. İşte Budapest houses. Ne bileyim işte bak Budapest'teki evler. Apartments of Budapest. TowerBudapest.com. Şöyle bir bakalım bir hemen. Ev fiyatları. Bak aylık al 594 euro. Sende ne vardı? 760 euro. Macaristan Avrupa'nın orta halli ülkelerinden biri. Al 3800 euro. Al bak 239 euro. Bak burada kalabilirsin mesela 2 ay, gördün mü? 2 ay kalırsın, cebine de 200-300 euro para kalır. Ha, buraları unut yani. Bak 3000 euro, 700 euro, 860 euro, 1000 euro, 1500 euro. Bak yine 280 euro. Var yani, yok değil yani, var. Var yani ama işte zor yani. Şimdi mesela şurada bir yerde satılık vardır. Property type. Tıklayalım. Room'u siktir et. Apart siktir et. Dates. Ne bu? Siktir et. Beğenmedim. More filter. Bunu beğenmedim. Bunu geç ya. Satılıklar nerede? Heh. Yaz. Buy or rent. Buy. Property type. Apartment flat. Price from. Price to. 750 bin TL dedik. Ne ediyor? 115 bin euro. 115 bin. Hadi 120 bin. Siktir et. 120 bin de. 120 bin. Bak şimdi paramızın değersizliğini göstereceğim size arkadaşlar. 120 bin. Number of rooms. 2 artı 1 olsun değil mi? Yani hani sıfır listing geçmiş olsun. TL'nin değersizliği. Koca Budapeşte'de de bir tane ev yok. 750 milyara. Ne yapalım bari? Bir artı bir eve girelim bari. 3 tane var. 106 bin euro. 99 bin euro. 97. Bak emlakçılar bunlar. Mesela bu ev diyelim. Girelim. Paramızın değersizliğini görüyor musunuz? Götünü yırtıyorum. Burada 750 binlik ev. Ne evler var burada? 4 artı 1 ev dolu Türkiye'de 750 bine. Orada bir 2 artı 1 bulamıyorum. 1 artı 1'ler var. Hadi lan! Neyle bu? Hadi be! Basıyorum basıyorum açılmıyor ya! Heh. Orada da bu var.
hariçte al 1+1. Bak şimdi bu salon planı bu. Yatak nerede lan diyorsun? Yatak nerede? Yatağı bulamıyorum diyorsun. Yatak yok ki oğlum. Yere yatıyorsun oğlum. Ne yatağı? Bir de yatak mı alacaksın? Bak şimdi nerede o ev? Aha bak burada yatak bak. Aha yatağı görüyor musun? Bak salonun ortasında yukarıda. Burada bir seks yapıyorsun. Aşağıya düşüyorsun. Millet yemek yerken üzerlerine düşüyor. Salonun ortasında bu işte al 1+1 bitti. Bu 750 milyar bu. Ha böyle. TL'nin değersizliği. Bu kadar. Türk lirasının değersizliği. 750 milyara Türkiye'de ne evlerde oturursun düşün. Ne evlerde oturuyorsun Türkiye'de 750 milyara. İşte böyle yani paramız değersiz kardeşim. Bir bokaya... Yani sen diyorsun ki burada 5 bin liram var diyorsun benim diyorsun. İşte 5 bin liran senin orada 50 TL. Maalesef. 100 TL falan. Para değil. O yüzden çok bence şeylerini arttırma. Böyle beklentilerini falan arttırma. Ondan sonracığıma. Arttırma abicim. Keyfine bak. Ha, otellere git abi. Otelde kalırsın falan filan. Ne bileyim ya. Zor iş abi. Sallama lan diyor bunlar. Sağ ol Bay Gülcüğüm bakayım. Sassy Trump'ın Israel haritası hakkında... Ya vallahi bugün öyle bir şey olmuş ya. Bilmiyorum hikaye nedir de bakacağım şimdi.